Ömer Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ne demek, bizim için bir onur sizleri tanımak, değerli izleyicilerimize tanıtmak. Teşekkür Evet, ederiz. Aktürk Doğalgaz olarak 2 yıldan beri burada hizmet veriyoruz. Genel hizmetlerimizden, sektöre olan katkılarımızdan, tercih edilme sebeplerimizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle ben değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Ömer Aktürk kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Ömer Aktürk ismim. 1981 Konya Kulu Evet. doğumluyum. Yaklaşık 2005 yılından beri doğalgaz ve ısıtma sektörünün içerisindeyiz. Ankara Rüzgarlı merkezli bir firmayız. Yani merkezimiz orada 2015 yılında kurduk firmayı. Tabii yıllara sahip 16-17 yıllık doğalgazla ilgili bir tecrübemiz var. Ve mühendis kadromuz kendi profesyonel ustalarımızla biz bir ekip halinde bu işi götürüyoruz. 2 yıldır da buradayız, Kulu'dayız. Doğalgaz buraya yeni gelmişti. Kulu'daki şubemizi açtık 2019. Bugün de tam 2. yıl dönüm aslında. Evet. Tesadüf oldu. Çok güzel bir tesadüf Evet. oldu. 2 yıldan beri de Kulu'da hizmet veriyorsunuz. Tabii ki 2015 yılından beri sektörün içerisindesiniz. Ve tabii ki yılların verdiği tecrübeyle, bilgi, birikim, donanımla ve profesyonel ekibimizle birlikte yine Aktürk Doğalgaz olarak hem bölge halkımıza hizmet veriyoruz hem de tabii ki bu bölgeyle sınırlı kalmıyoruz. Hizmetlerimiz nerelere kadar ulaşıyor? Tabii şimdi şöyle, Ankara Rüzgarlı'la başlayan bizim hayat hikayemiz, doğalgazın olduğu bütün Ankara ilçelerinde faaliyetlerimiz var. Evet. Bunları da bir tek tek saymaya gerek yok. Burada yakın bölge olarak Şerefli Koçhisar'da geçen yıl oradaki ofisimizi kapattık. Orada da bir şubemiz vardı. Bu bölgede işte Haymana, Bala, bu bölgelerde doğalgazlar yeni geldi. Oralarda da faaliyet gösteriyoruz. Buradaki şubemiz 2. yılında, buraya 2 yıl önce doğalgaz geldi. Az ileride 17 kilometre ileride Ömeranlı diye bir kasabamız var. Orada bir şubemiz var. Cihanbeyli ilçemiz var. Orada da bir şube açmayı düşünüyoruz aslında. Tabii bu bizim şirket kurmadan önceki hedeflerimiz arasındaydı bunlar. Yani kısa, orta ve uzun vadede neler yapabiliriz? Orta ve uzun vadede tabii şubeleşmek en büyük isteğimizdi. Hedefler hiç bitmez. Bu hedeflere nereye yönelik sağlam adımlarla Elbette. devam Tabii ki. ediyoruz. Yani hedefleri koymadığınız zaman, önünüze bir plan, proje koymadığınız zaman tabii yerinde saymak bu sektörde olmuyor artık. Yani hele ki Evet. şu günde. Tabii biz şubeleşerek biraz daha büyümeyi tercih ettik. Yani buralarda geldik. Doğalgaz yeni geldiği için rağbet var. İnsanlar çok istekli, talepli. Yani biz de yıllara sahip tecrübemizde buradaki doğalgazı ilk kullanacak insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ücretsiz mühendis hizmetlerimiz de var. Çok güzel. Yani bir insan kapıdan içeri girdiği zaman illaki bizden alışveriş yapmasın, bir kombi alıp çıkmasın. Yani biz buna her konuda yardımcı oluyoruz. Doğalgaz nedir, nasıl yapılması gerekiyor, hangi kombileri almanız gerekiyor veya işte bunun projelendirme aşaması, burada mesela yetkili firmalar, dağıtım firmalarından bu abonelik süreçleri nasıl yürüyecek? Bunlar noktasında A'dan Z'ye bütün bilgilendirmeyi yapıyoruz. Yani müşterinin istediği de bu aslında. Ücretsiz mühendislik hizmetlerimiz de var bizim. Evet, bölgemize doğalgazın yeni geldiğini söylediniz ve tabii ki insanlar bu konuda tecrübesizler, bilgi Evet. eksikliği var, yeni başlıyorlar kullanmaya. Bu konuda bütün yardımlarınızı esirgemeden, elinizden gelen tüm çabayı, gayreti göstererek hizmet veriyorsunuz ve vermeye de devam edeceksiniz. Yoğun talepler var dediniz ve sizden memnun kalıyorlar. 2 yıldır hizmet Evet, çok şükür. veriyorsunuz. Evet. Ve dostlarına, arkadaşlarına, çevrelerine tavsiye ediyorlar. Kulaktan kulağa yansıyor kaliteli hizmetiniz. Bu da sizin Tabii. en büyük reklamınız olmuş oluyor. Yani Aktürk Doğalgaz'ın veya başka firmaların, yani bu sektörde bu işi yapan insanların çok fazla şube açmasına gerek yok. Aslında bizim şubelerimiz, iş yaptığımız müşterilerimiz. Yani müşteri memnun olduğu sürece eşini, dostunu, çevresini hep size yönlendiriyor. Yani bu noktada da tabii kaliteli işçilik, işin arkasında durma, işin zamanına teslim edilmesi, Güven söz tabii konusu çok güven önemli. telkini, doğru ürünün doğru yere montajı, tabii insanlara güven noktasında güven veriyor bu tür olaylar. Evet. Tabii dikkat ettiğiniz hususlar var. Ölçüye göre, ebatlarına göre değil mi? Kombilerimizin ebatları
yine yaşadıkları yerin ölçülerine göre hesaplandırılıyor. Isıtması çok önemli. Ne eksik ne fazla olması gerekiyor. Bunların püf noktalarını tabii ki sizler daha iyi biliyorsunuz. Tabii. Önemli olan yani kombinin kapasitesini belirlerken biz şunlara dikkat ediyoruz. Yani daire içerisinde kullanılan radyatör metre tülü evet. Ne kadar? Kalorifer tesisatı nasıl, mobil sistem mi, yüzeyden mi döşenmiş veya karmaşık bir sistem var içeride? Artı binaların yalıtım durumu çok önemli. Yani %30, %40, %50'lere varan tasarruf sağlıyorlar yalıtımlı binalar. Evet. Tabii 2011-12 yıllarından sonra bu ERP yönetmenliği çıktı. Yani eski hermetik konvansiyonel dediğimiz cihazlar tedavülden kaldırıldı. İşte Avrupa Birliği uyum yasalarına göre yoğuşmalı, ERP'li, frekans kontrollü pompalar var bu cihazların içerisinde. Bunlar getirildi. Bunlar da tabii müşterilere %15, %20, çoğu zaman evin durumuna göre %30'a varan geri dönüşüm yapıyor. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.